Herkese Karasu'dan günaydın. Bugün anneme gideceğiz, hemşireye gideceğiz. Ben orada kalmayı düşünüyorum. Murat'la konuştum, Murat'ı ikna ettim gibi ama çok da emin değilim. Bakalım ne olacak. Gideceğiz hemşireye, orada biraz vakit geçireceğiz. Bayramlaşacağız ailemle birlikte. Şimdi size kahvaltı soframızı göstereyim. Seda hemen tabağını yapıyor. Evet, neden böyle bir tabak yapıyorsun Seda? Yumurtalı menemen olduğu için kendine hemen ayrı tabak yapıyor. Kavurma da alsın mı? Bize biraz sinirli mesela. Kavurma yemek istemiyorum bu sabah. Ice girl. Pekala. Afiyet olsun. Thank you. Evet, biz şimdi köye doğru gidiyoruz. Hemşine doğru yoldayız. Şu anda çıkan sivilceyi gördünüz mü? Lütfen orayı görmeyin. Şöyle konuşayım. Annemi çok özledim ya. Vallahi. Gidiyoruz şimdi. Şimdi biz markete geldik. Buradan bir şeyler alacağız. Annemlere götüreceğiz. Öyle eli boş gitmek olmaz. Biz hemşire geldik. İlk başta dedemin evine geliyoruz. Murat'ın dedesinin evine gidiyoruz. Sevgili annem de dün orada kalmış. Onu da daha görmedik. Bayramını kutlamadık. Onu da bayramını bir kutlayacağız. Daha sonrasında anneme doğru ineceğiz. Şimdi sümükle. Perçukle. Perçukle. Salyalı. Perçukli, perçukli kız. Ne oldu? Ne? Evet arkadaşlar, şimdi anneannemi ve dedemi görmeye gideceğim. Bakalım beni görünce ne yapacaklar? Aşkım, ben seni çok özledim. Ya sen nerelere gitmişsin ya? Sen nerelere gitmişsin aşkım? Sen denizlere mi gittin? Sen anneanneyi özlemedin mi bebeğim? Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben geldim ya şimdi. Evet. Cumartesiye kadar burada kalacağım. İnanmıyorum. Vallahi. İnanmıyorum. Yallah. Ya yavrum ya. Murat izin verdi mi? İzin verdi. Şu an depresyonda o yüzden. Kızını bırakacağı için. Evet. Cumartesiye kadar buradayım. Cumartesi de Karasu'ya gideceğim. Evet. Pazartesi döneceğim. Tamam kızım. Çok memnun oldum anne. Ümmücüğüm, teyzenin saçını yemek mi istiyorsun? Ha? Ama o yapmaz. Anneciğim, teyzenin saçını bırak. Anneciğim, bırak. Anneciğim, bak bana. Bak bana. Bana bak, bana. Sakin ol. Tamam, döveceğim ben teyzeyi. Döveceğim, bırak. Çok güzelsin. Baba gitti. Yarın baba bu videoyu izleyip seni ekrandan sevecek. Geldi. Babaya gelecek hata diye çıkardı. Merhaba baba. Evet. Aşk. Evet arkadaşlar, şimdi annemle birlikte bahçemizden domates, biber falan toplayacağız. Sivilcemi hala görmüyorsunuz değil mi? Şöyle tutuyorum. Köy kombinimle. Yalnız bu üstümdeki de Abercrombie yazıyor. Köydeyim. Köy için biraz fazla şık olmuşum. Ne dersin anne? Kızım her zaman şık. Her zaman güzel. Annemin asla kameraya doğal olamaması. Evet ya. Niye? Gerçi şey diyor arkadaşlarım, izleyenler. Özge bizle konuşuyor gibisin. Yani sen hiçbir farkın yok. Sen ne düşünüyorsun? Sen mi? Ben de aynı konuşuyorsun, biliyorum. Biliyorum ben. Yani doğal halin bence. Bence de. Evet. Gel aşkım. Önce fasulye yapalım. Yani... Ben bu arada bahçeyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Annem bana gösterecek. Ben de senin gibiydim kızım. Evet anne. Fasulyeyi yeşilliklerin içinde göremiyordum. Fasulye nerede diye. Ha. Hatta bir gün babaannem bana dedi ki, git fasulye bahçeden topla. Ha. Akşama da 19 tane işçi var, onlara yemek yapacaksın.
Ben 19 tane işçi. Evet. Beni o tarlaya gitti. Beni bahçeye gönderdi. Annem bu arada Elazığ'da merkezde yaşamış. Daha önce hiç köy möy, bahçe mahçe görmemiş. Aynen. Yeşilliklerin içinde fasulyeyi bulamıyor mu? Yapraktan fasulye aynı. Hiç. Yani bir de fasulyeyi ben yerde zannediyorum. Meğerse böyle uzun sırıklar dikiyorlar. Fasulye onların üstündeymiş. Arıyorum arıyorum fasulye bulamıyorum. Ha. Akşama yemek yetişecek. Evet. Yemek, fasulye yok, bir şey yok. Bahçede arayıp dolanıyorum. Fasulye bulamıyorum. Tamam. Ondan sonra ağlamaya başladım. Ay. Evet. Yavrum. Ya dedim fasulye bulamıyorum dedim. Akşama yemek yetişecek. İşçilere dedim bir türlü dedim fasulyeyi bulamıyorum. Dedi ki kızım gel buraya gel dedi. Gittim yanına. Bak dedi yaprakların altında uzun uzun hep fasulyeler gözüküyor dedi. He. Onları dedi kaldır dedi topla dedi. Tamam. Nasıl? Orada başladım. Öğrendim toplamaya. Evet. Öyle yemeği yaptım. Kurtardım yani o gün. Babaannem. Şimdi kızına göstereceksin. Aynen. Fasulye neye benzer? Nasıl bir şeydir? Nasıl toplanır? Evet. Hep birlikte izliyoruz. Evet. Geliyorum anneciğim. Bahçedeyiz. Ay anne. Nazar ettin kendine. Terlikle geldin mi? Ben de terlikle geldim. Gelinmez miymiş? Hani nerede fasulye şimdi ben de göremiyorum. Gel bak kızım. Böcek yoktur değil mi? Şu patlıcan mı? Bu ne ya? Harbiden patlıcan. Evet. Ne kadar güzel. Gel bak fasulyeler nerede kızım. Gel bak. Oo, böyle hadi. Şeyin arasında bulabilir misin? Gel bak. Hayatta bulamam. Bak. Görüyor musun? Ha. Harbiden gözükmüyor anne. Evet işte. Şimdi burada da mı fasulye var? Evet. Bak bak bak. Hani? Bak. Aa evet. Ya. İşte o yüzden çok köy hayatını bilmeyenler için çok zorlanıyorsun. Ama öğrendikten sonra çok basitmiş. Değil mi? Evet. Ben de sana yardım edeyim. Hı. Nereden toplayayım anne? Sen de diğer fasulyeden buradan topla. Buradan mı? Evet. Şimdi arkadaşlar topla. Sizinle birlikte toplayayım. Şunlar olmuş mu böyle biraz siyahlı gibi ama. Okay. Hayır oğlum o biraz... Bak kaç gün gel burada bayağı alın. Geliyorum anneciğim bekle. Ay harika. Bak burası çok dökmüş. Evet toplayalım hadi. Hı. Yarın fasulye yemeği mi var anneciğim? Evet yarın. Sen onu da çok sevdiğin evet. için. Yücel Bey. Evet babam tırpandan gelmiş. Fasulye topluyoruz. Evet. Kızının en sevdiği yemeği yapacakmış anneciğim. Oğlum akşam fasulye, sabah fasulye bulduk da bu. Akşam sabah fasulye mi yediriyorsun babama? Hayır be. Nereden fasulye yedin? Merhaba babacığım. Merhaba baba. Ne yaptın tarlada? Fındık topladım kızım. Fındık var mı? Fındık çok. Fındığın kilosu 17 olmuş. Ne diyorsun bu konu hakkında? Bu konu hakkında Allah güle güle yemeğe nasip etsin. Amin. Allah emeklerini boşa çıkarmasın. Allah daha çok isteyenin de gözünü dövsün. Ne diyeyim yani? Babamla benziyor muyuz? Şöyle göstereyim. Hiç benzemiyoruz. Hiç benzemiyoruz. Uzaktan yakından. Ezgi sana benziyor. En sevdiğin kızın. Evet en sevdiğim kızım o. En sevdiğin kızın cidden o mu baba? Değil kızım. En sevdiğin kızın kim? Yine anlaşamıyor musunuz Ezgi ile? Peki beni seviyor musun? Tabii ki. Ya çok güzeller. Şuna bakın işte bu tam bir Ezgi durum. Evet. Aynen evet. Aynen. Torunuma yedireceğiz. Torunuma. Torununun dolaylı yoldan yiyor baba. Anası evet, yedikçe. Zaten. Çok güzel. Torunuma... Ateşlere bakar mısınız? Harika. Ben şimdi eve geldim. Hızlıca hemen bir pilav yapacağım. Sofrayı kuracağız, yemek yiyeceğiz artık.
Gençler kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Mısırlar bayağı bereketli. Sizin mısırlar mı? Mısırlar evet. Bahçeden. Süt mısır mı acaba? Süt. Hakiki süt bunlar. Teşekkür ederiz. Neyde yapacağız bunu? Sobada mı? Sobada kızım. Kuzinede. Kuzinede. Soba değil. Kuzinenin adı değişmez. Günümüzde çorba, et sote ve pilav var. Pilavı ben yaptım biliyorsunuz. Et sote ve çorbayı da annem yapmış. Şöyle bir salatamız var. Afiyet olsun gençler. Sağ ol kızım. Artık bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şimdi Özgü'yü uyuttum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.